Hocam, şimdi hemen hava harekatı devam ediyor ama sizce kara harekatı başlar mı bugün, yarın? Çünkü Netanyahu evet. imaj düzeltmeye çalışıyor. Netanyahu'nun burada kendine çalışan bir projesi var zannedersem. Kendini kurtarmaya çalışıyor. Hı hı. Çok ben onun takvimine bakarak kara harekatıyla ilgili hususların gelişeceğini düşünmüyorum. Çünkü kara harekatı olacaksa da... Oradaki ne bileyim Genelkurmay başkanının savunma bakanının işte sahadaki durum. Fakat e, bunu dikkat çekiyorum devamlı şekilde. Esasen bir de e, İsrail'e destek vermek için bölgede caydırıcı olmak dolayısıyla geliyorum diyen işte Amerika İngiltere. Ona o kervana tabii Fransası Almanya'sa eklenir askeri bakımdan. Ee, bunlar olacaktır. Dolayısıyla onların da bir hazırlıkları var. Onlar da bir şekilde <laughs> pozisyon alıyorlar. Ee, açıkçası ben böyle dışarıdan çemberi daraltarak bakmaktan yanayım. Ee, şimdi tabii e, sıcak nokta Gazze olduğu için oradan dışarı doğru bakmayı yeğli, yeğliyoruz çoğu kere ama durumu tarif etmek bakımından şöyle birkaç bir şey söyleyeyim. Örneğin İki ay öncesinde Amerika Birleşik Devletleri e, Hürmüz'deki faaliyetlerden dolayı işte İranla ilgili e, bölgeye ilave F-16, F-35 uçakları intikal ettirdi. Biz bunları o dönemde tabi sıcak çatışmanın olduğu Irak, Suriye gibi oralara Hürmüz'e dayalı olarak yorumlamak durumunda kaldık. Fakat Askeri intikallerin hikaye önceden başladığını bir defa hatırlayalım. Yani burada böyle bir şey var. Ee, zaten Körfez ülkelerinde işte Amerika'nın konuşlanması söz konusu. Hiç oradan vazgeçmez. Hint Okyanusu'nda vardır. Fakat e, 7 Ekim'de bu olay olur olmaz Yıldırım harekatıyla birkaç ...konuyu söyledi Amerika Birleşik Devletleri CENTCOM'a yani e, Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na ki görev alanı işte tam da bu noktalar. E, dedi ki siz e, İsrail'in kuzey bölümünde Suriye e, ve Hizbullah e, alanından sorumlusunuz. Tam koordinasyon emrini verdi ona. Hı hı. Yani Suriye, Hizbullah vesaire vesaire bir şeyler olacaksa öyle. Bununla ilgili olarak dün Centcom Ürdün'e A-10 uçaklarını intikal ettirdi. Mesela yani olaya sadece biz burada gemiler var vesaire evet. diyoruz ama doğudan ve kuzeyden yaklaşan bir Amerikan kuvvetleri var burada. Evet. Ee, diğer taraftan ee, şimdi geminin e, Gerald Ford dünyanın en gelişmiş gemisi, onun işte refakatında grup olarak bulunduğu için cruiser, Destroyer'ı bir sürü bir şeyler daha var. Şimdi Eisenhower ee, da. Eisenhower da geliyor, diyor, geliyor işte. bölgeye intikal ediyor. O da <laughs> Devasa bir şey inanılmaz. Ee, aynı şekilde e, bunlara sebep olarak caydırma diyor, bölgeye ait caydırma faaliyetini yürütmek için geliyorlar diyor. Bu uçaklarda yine F 35 dahil hepsi var. A 10 F 16, F 15'i, F 18'i hepsi var bunların. Helikopter, istihbarat uçakları var burada. Yine Amerika'nın hem Girit'te hem işte Sardunya'da mesela istihbarat uçaklarının konuşlu olduğu hava üsleri var. Buradan <laughs> Mesela sabah baktım yine Rivet Joint deriz bir RC 135 vardır kıyı boyunca istihbarat faaliyetini yapıyor Amerika şu anda hmm. ne bileyim işte mesela darbe hani strike commander diyorlar Kuzey Afrika'da Avrupa'da veya Orta Doğu'da bir şey olduğu zaman standart prosedür gibi düşünün bunu B1 bombardıman uçaklarını İngiltere'ye nakleder. Amerika. B1'ler İngiltere'ye geldi. Müttefik, en yakın müttefik. Şimdi bakın bir stratejik seviyede silahlanma, bölgeye intikaller. e Bunların hepsi birer hazırlık süreci. Bir de e, çok hassas mühimmatlar var. Mühimmat akışı devam ediyor ilk günden hı. itibaren. 8 milyar dolarlık e, silah yardım paketini açıklamıştı Biden. E, paranın önemi yok burada gerçi ama işte söylendiği için biz de tekrar ediyoruz. E, C17'ler devamlı köprü kurdular. Şu anda mühimmat getiriyorlar. Şimdi bir yığınaklanma var burada. Yığınaklanma ne zaman biter? Hani stratejik ve taktik yığınaklanmayı burada ayırt etmek gerekiyor. Hı hı. Taktik kısmı, operatif kısmı. İsrail ilgilendiriyor Gazze'nin etrafında alacağı pozisyon ama o stratejik yığınaklanma da devam ediyor. Onu bilmemiz gerekiyor. Her boyutuyla bu iş çevrelendi, güç aktarımına dönüştü. Bütün emniyet alındıktan sonra riskler minimize edildikten sonra işte o ne bileyim Gazze sokaklarında çatışma olur mu olmaz mı noktasına gelinecek ama minimuma indirmek için çaba sarf ediyorlar bu arada e, tabii bütün dünyanın gözü kulağı acaba e, bir sıcak çatışma olacak mı meskün mahal e, savaşa dönecek mi e, bu gibi derken e, editörümüz e, Pınar da bana e, bilgileri e, geçmeye devam ediyor İsrail için sivillere yeni süre verildi e, bu arada KJ'de de görüyor izleyicilerimiz İsrail saat 13'e kadar Gazzelilerin güneye kaymasını istedi. Şimdi e, gittikçe süreyi de daraltıyorlar. E, 8 saatten şimdi saat kaç? buçuk e, saat 1'e kadar 1.1 e, milyon hadi 100 bin e, kaydı diyelim 1 milyon insanın e, güneye kayması isteniyor ki bu tabi çok mümkün gözükmüyor. Burada tabi siz de açışta söylediğiniz hani çocuklar falan bir bu popülasyona çok bakmıyoruz biz herhalde. 1.2 milyon gaz zelinin %44'ü 14 yaş Yüzde %44'ü 14 yaş altı. 14 14 yaş yaş 6. 6. şimdi mesela İsrail Cumhurbaşkanı da e, neredeyse hani tırnak içinde deniyor ya biz de öyle söyleyelim Hı. E, hepsi teröristtir bu sivillerin gibi Her bir sözüm. o açıklaması şimdi yani... bu talihsiz bir açıklama yani 14 yaş e, neredeyse yarı yarıya nüfusun bunlar çocuk yani çocuktan terörist vaziyette bu, bunlar tartışmalı konular, uluslararası hukuk konusu benim alanım değil. Şunu hemen sorabilir miyim? Ee, hani uluslararası hukuk dediniz vesaire. Ee, şimdi savaş suçları e, işleniyor. Fosfor bombası kanıtlandı. İşte daha önce de işte Ukrayna Rusya savaşında da misket bombasından bahsettik, bunların savaş suçu sayıldığını söyledik. E, savaş suçu işleniyor ama bu. E, bunun sonucu ne? İşlenmeye devam ediyor. İnkar edilebilir çok şey bulurlar. Birincisi, ikincisi gözlemci gel, bağımsız gözlemci gel tespit yapması lazım yerinde. Şu anda yok. Yani şimdi bunları kayıt altına almak için e, bu işin mekanizması var. O mekanizmanın devreye girip içeride sahada çalışıyor olması lazım. Hmm. Şimdi örneğin Ukrayna Kiev'de işte bir bölgede e, siviller öldürüldü diye e, Rusya'nın öldür Oraya hemen uluslararası bir takım destekler geldi. Fotoğraflar çekildi, tahliller, genetik tahliller yapıldı. Yani onun bir çalışma metodu var. Çünkü mahkemeler 30 sene de sürebilir, 40 sene. Şimdi SS subayları için bu işler bunu mesela. Böyle belgeleme noktasında ona siz memur ettiğiniz uluslararası sistemde görevli kişiler varsa görevlerini tam yapabileceği. Şimdi orada öyle bir mekanizma yok. Dolayısıyla biz kendi kendimizi avunmak için konuşuyoruz gibi geliyor bana. Çünkü güçlüden yana bir hukuk var. Onu da herkes tekrar ediyor ama biz de istemeyerek söylüyoruz burada. Şimdi olay şu. Yani hava bombardımanı devam ediyor. Edecektir. Efendim işte bugün mü eli kulağında mı yok işte burnun ucunda mı böyle bir sürü şeyler söyleyeyim. Bunların önemi yok. Oradaki komutan Tamam gidiyoruz der, bir saat sonra giderler. Hı hı. Yani bir hazırlık süreci vardır ama bir de konjektürel bir takım hesapları vardır. Bunlar onu yapar. Fakat kara harekatı nasıl olacak? Herkes bir şey söylüyor da yani öyle e, ne bileyim cadde cadde, sokak sokak orada bu işler olmaz. Hı hı. Yani etrafını çevirecekler. Zaten e, Savunma Bakanı'nın açıklaması da şuydu. Karadeniz Hava e, Birlikleri hazır olsun dedi. Şimdi deniz nerede? Demek ki denizde bir şekilde gelecekler orayı kapatacaklar. Peki, Az önce Çetiler'de bahsetti ya e, deniz kuvvetleri de e, konuşulacak evet. şeklinde. Şimdi orada e, e, kara kuvvetleri dışarıda bir pozisyon alır çevreler işte o tankları görüyoruz. Hani bunlara e, comment post deniyor işte yani orada oradakiler gösteriyor ama onlar oradan girecek manasında değil. Hmm. Orada bir pozisyon alıyorlar onlar kendi komuta noktalarını oluşturuyorlar. O komuta noktalarından girecekler, silip süpürecekler diye bir mantık işlemesin. Hep bunlar yanlış tabirler. Yani Hep böyle or... bir algı var. Evet, bunu oradan şuraya getirecekler gibi. E, mesela e, bu daha önce de çeşitli yerlerde gördük bunu. Bence de mantıklı bir e, durum. E, burada Gazze vadisi denilen hemen Gazze'nin altında bir kırıklık vardır. Hı hı. Ee, o bölge biraz daha meskun mahalden uzaktır. Mesela birlikleri oraya sokup kontrol altına alıp denize kadar yaklaşık 10-12 kilometrelik bir koridor. Orada kuzeydeki sektörle güneydeki sektörün arasını açarsanız işte bu noktadan sonra içeriye girelim orada zayiat verdirelim verelim bu tartışmalar biter. Neden biliyor musunuz? Dört tarafını çevirirse orada Eski kaleler gibi düşünün. Kale hı hı, kalenin etrafını e, çevirip. Burada bir ayda sürer, iki ayda sürer. Onlara kalır o iş artık. Yani böyle biz konuşurken çok acele ediyoruz. İşte buradan tanklar girer, bundan toplar girer. Hiç acelesi olmaz çünkü kendi toprakları içerisindeki bir alan. Hatta Hatta sizin de dikkat çektiğiniz gibi burada işte rehineler vesaire var. Göre göre, yavaş yavaş istihbarat Allah Allah. Ama buna e, uluslararası vicdan çok izin vermez sanki. Çünkü... Hiç umurlarında olmaz. Yani şimdi bakın siz de işaret ediyorsunuz. 3 e, günden beri süre veriliyor, evet. siviller çıksın diye. İşte önceki gün bir şu kadar saat çıkın. Çıkan çıktı, çıkmayan çıkmadı. Karşı tarafta söylüyor, bunu da biz işaret ediyoruz diyoruz ki. Gaziler de veya Hamas da diyor ki biz e, çıkmayacağız, de. diyor, topraklarımızı boşaltmayız çünkü tekrar geri gelemeyebiliriz. Yani Ürdün o da biliyor o, o bunun bile. ne olduğunu. Tabii. Şimdi gittiğin zaman nasıl geleceksin? Hiç Bir fiili sonucu. durum oluyor. Yani sadece olay bakın şey değil e, yani vatanından çıkıyormuşun gibi olacaksın Tabii. muamelesi var burada. Yani bu, bu kritik noktaları işaret edelim ki bunları düşünen e, kimseler bizi dinleyenler ha o da varmış desin. Hı hı, çok Çünkü doğru. olur olmaz bilemeyiz çok bakın bunları söylemek zorundayız. Şimdi burasını e, dün yine açıkladılar hatta iki hat söylediler şimdi tek hatta indirdiler bir saat daha açıkladılar. Kim gidiyor kim gitmiyor sayan var mı bir 800 bin diyorlar ne bileyim bir bilmem başka bir rakamlar değil öyle bir şey yani. Fiili olarak oradaki pozisyonu böyle hani çok ciddi ifade edecek kimse yok. Ee, kim ya, sayıyor bunu? Yani işte kim açıklıyor bunu? Kim açıklıyor? İsrail açıklıyorsa tereddütle bakmak Fakat lazım. Fakat şöyle.